Kocaeli'den Gayrimenkul'den herkese merhaba. Ben Burak Ak. Daha önce birçok ev ve arsa yayınlarımız olmuştu. Bu karşınıza ilk çıkışım. Son zamanlarda özellikle kırsal bölgedeki arsalara yoğun bir talep olması ve çokça soru gelmesi sebebiyle böyle bir video yayınlama ihtiyacı hissettik. Konumuz arsa alırken nelere dikkat etmek gerekli? Bu konuyu da size başımızdan geçen ve şahit olduğumuz mevzulara dayandırarak anlatmaya çalışacağım. Çok mevzuata girmek istemiyorum. Vaktinizi de almak istemiyorum. Evet. Bu konuyu bize en kısa şekilde anlat derseniz imar durumuna bakın, doğru yer tespitini yapın ve uzman birisiyle çalışın derim. Daha kısa anlat derseniz uzman birisiyle çalışın çünkü o sizin için bütün hazırlıkları yapmış olacaktır. Evet, biz uzman kişiden başlayalım. Neden böyle bir şey söylüyorum? 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir hanımefendi bizi telefonla aradı. Bir arsasının olduğunu ve satmak istediğini söyledi. Biz de orada bir fiyat tespiti yaptık. Dedik ki 10 ile 11 bin lira arasında arsanız satılabilir. Tabii bu 2008 yılındaki değer, o zaman şimdi bu arsanın değeri 650-700 bin lira arasında. Ve hanımefendi ilk önce inanmadı. Dedi ki olmaz, bir yanlışınız var. Dedik ki sizin arsanızın hemen yan tarafında, sağında, solunda birkaç tane daha arsa var ve bu fiyatları alabilirsiniz. Aynı özellikte, her şeyi birebir. Hanımefendi böyle bir şaşkınlık edasıyla olamazdı. Bu arsayı ben bir yıl önce bir tanıdığım ve güvendiğim bir insan vasıtasıyla 14 bin liraya aldım ve siz şimdi 10 ile 11 bin lira arasında olduğunu söylüyorsunuz. Evet, ne yazık ki 10 ile 11 bin lira arasındaydı arsası. Evet, burada bir tanıdık kurban oldu. Belki iyi niyetiyle almak istedi, o da yanıldı, tanıdığı. Belki kötüydü, onu bir şey söyleyemeyeceğim o konuda. Ama bu hanımefendi bir gayrimenkul danışmanına gitmiş olsaydı 10 bin liraya, bu arsayı 10 bin liraya alır ve %2 hizmet bedelini öderdi. Şimdi güveninin bedeli olarak %40 burada birilerine hizmet bedeli ödemiş oldu. Yine geçen yıl çok taze bir müşterimizle tanıştık. Yani bir beyefendiyle tanıştık. Bizi evine de davet etti. Ben evi hatırladım. Dedim ki ya bu evi 4-5 yıl önce 400 bin liraya satıyorlardı dedi. Çok beğendiğim evlerden bir tanesi. Bugünkü değeri tabi 1,5 milyonla 2 milyon arasında bir ev. Evet dedi, bu evi 400 bin liraya satıyorlarmış ama ben 440 bin liraya aldım dedi. Çok güvendiğim bir arkadaşım bu evin uygun bir fiyat olduğunu ve kaçınmamamız gerektiğini bana söyleyince ben de 440 bin liraya ona verdim. Yurt dışına çıkacağım için vekaleti de verdim. Evi benim adıma almasını istedim dedi. Ama dedi 400 bin liraya almış. Onu da tesadüf eseri aylar sonra müteahhitle bir araya denk geldiklerinde öğreniyor. Müteahhit de 400 bin liraya sattığını zannediyor. Alan kişi de 440 bin liraya aldığını zannediyor. İkisinin de haberi yok. Yani arada bir 40 bin lira, yani %10 farkla bir alışveriş yapılmış. Yine bu beyefendi eğer bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmış olsaydı verecek komisyon ya da hizmet bedeli sadece %2 idi. Ama o %10 bir hizmet bedeli vermiş. Burada söylemek istediğim, komisyon vermeden bir yer aldım zannediyorsanız inanın ne kadar komisyon verdiğinizi asla bilemeyeceksiniz. Öğrendiğinizde de her şey çok geç olacak. Evet, ikinci önemli konulardan bir tanesi doğru yerin tespit edilmesi. Yine 8-9 sene önce bir beyefendi ofisimize geldi, arsasını satmak istediğini söyledi. Gittik arsanın üzerinde inceledik, her şeyle anlaştık. Arsa güzel bir arsa. Biz de o zamanlar tabii arsanın yerini telefonlardan bulamıyoruz. Şimdi telefonlarda bir uygulama var. Tapu kadastronun uygulaması, parsel sorgulama diye. İndiriyorsunuz, 2 dakikada zaten iniyor. Size arsanın kaç metrekare olduğunu, arsa mı, tarla mı, konut mu, daire mi ne olduğunu size söylüyor. Sizi de hatta telefon üzerinde nokta olarak da gösteriyor. Arsanın neresinde olduğunu gösteriyor. O tarihlerde böyle bir imkan yok. Biz belediyeden gittik, yeri inceledik, baktık ki farklı bir yerde. Bize verilen tapu bilgisiyle bize gösterilen arsa çok farklı bir yerde. Beyefendiyi aradık, durumu izah ettik. Yine aynı şaşkınlık edası, olamaz diye bir kelimeyle karşılaştık. Beyefendi İstanbul'dan atladı geldi, bir haritacı çağırdık. Arsanın yani kendi tapusunun gerçek yerini tespit ettik orada, kazıkları çakıldı. Yine aynı mevzu, bir tanıdık aracılığıyla alınmış. Buradaki tanıdık da aslında yine art niyetli değil. O da bir tanıdığının arsasını satmak istediğini öğrenince bu arkadaşına söylüyor, al diyor. Onlara yanlış bir yer gösteriliyor. Tabii gidip de ne haritacı çağırıyorlar, ne belediyede yerini tespit ediyorlar. Hiçbiri kontrol etmeden evet bu arsa mı bu arsa, hayır olsun alışveriş yapılıyor. Evet, o zamanki tarihlerde
Bize gösterilen arsanın değeri 20 bin liraydı ama sattığımız arsanın değeri 15 bin liraydı. Burada da doğru arsa tespitini yapmak çok önemli. Üçüncü en önemli konumuzsa imar durumu. Bir arsayı doğru fiyata ve doğru yerde almış olabilirsiniz. Ama imar durumuna bakmadan yine almayın. Alacağınız bir arsanın üzerinde konut mu yapılıyor yoksa dikili tarım arazisi mi, bunu çok iyi bilmeniz lazım. Özellikle kırsal kesimlerde yerleşik alanda mı değil mi, bunun da çok iyi tespitini yapmanız gerekli. Yani bir arsayı aldınız, üzerine 3 katlı ev yapamazsınız. 2 katta müsaade vardır. Bir arsayı aldınız, diyelim bir dönüm arsa aldınız da ben burada 500 metrekare temel atacağım dersiniz. Atamayabilirsiniz. İmar durumu buna müsaade etmeyebilir. Geçen yıl bir müşterimiz bize geldi. Dedi ki bir arsa aldım, çok güzel. 3 dönüm gibi bir arsaydı. İşte 750 bin liraya aldım. Bu arsayı hemen böleceğim ve işte kendime bir ev, kalanını da satacağım dedi. Arsanın tapusunun tapu bilgilerini bize verdi. Baktık, dedik ki siz burada hiçbir şey yapamazsınız. Yani ne ev yapabilirsiniz ne arsayı bölebilirsiniz. Burada sadece dikili tarım arazisidir. Tarım arazisi olarak kullanmak zorundasınız. Yine o beklediğimiz nida olamaz dediler. 750 bin lira vermiş ve sadece bir fındık bahçesi almıştı. Çünkü belediyenin imar kanununda, imarında orası sadece dikili tarım arazisi. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapılmasına izin verilmeyen bir arsaydı. Ama diyor benim sağımda solumda ben ev gördüm, hep evler vardı. Evet, orada ev olabilir ama o arsalar kaç metrekareydi? 10 dönümün üzerindeyse yapmış olabilirdi. Ya da zamanında yapmıştır da imar hakkından faydalanmış olabilirler. Bunların araştırmasını yapmadan arsa alırsanız, aldığınız arsa mera çıkabilir, dini tesis alanı çıkabilir, park alanı çıkabilir, sağlık tesis alanı çıkabilir, her şey çıkabilir. Bir de arsanıza istediğiniz evi istediğiniz şekilde yapamazsınız. Kimi arsada 1/4, kimi arsada %100, kimi arsada %50'sine temel atabilirsiniz. Kimi arsada 2 kat, kimi arsada 4 kat, kimi arsada işte belediyenin izin verdiği ölçülerde yapabilirsiniz. Yine bu arkadaşımız uzman bir kişiye gitmiş olsaydı o arazinin dikili tarım arazisi olduğunu ve burada ev yapamayacağını, aynı zamanda da bölünemeyeceğini ona söyleyecekti. Onun da 750 bin lirası havaya uçup gitmeyecekti. Dilimiz döndüğünce başımıza gelen olaylardan sizlere bir şeyler aktarmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Bu konuda anlatılacak çok mevzu var ama ben çok kısa tutmak istedim. Ancak bu kadara sığdırabildim. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.